kamuoyuna. İşçiler, emekçiler, halkımız. Bugün İzmir'de insanca yaşam ücreti için mücadele çağrısı yapıldı. Birleşik İşçi Kurultayı, Dev Turizm İş Sendikası, Dostluk ve Kültür Derneği de kadar, Kaldıraç, Köz ve Söz ve Eylem, İzmir Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, asgari ücret değil, insanca yaşam ücreti için emekçileri mücadeleye çağırdı. Bileşenler, sermaye ve onun AKP-MHP iktidarının, sözde işçi ve emekçileri temsil eden sendika bürokratları her yıl olduğu gibi yeni yılın asgari ücret oyununu gösterime sunduğunu, çıkacak sonucun, asgari ücret oyunun sonucunu zaten bildiklerini, asgari ücretten bir beklentilerinin olmadığını, emekçilerin de bir beklentisi olmaması gerektiğini vurgulayıp, mücadele çağrısı yaptı. Bileşenler adına basın açıklamasını yapan Fatma Nur Güçlü şunları söyledi, sermaye ve iktidarının belirlediği asgari ücret ile geçinmek mümkün değil. Her hanede birkaç kişi asgari ücret ile çalışmak zorunda kalıyor. Elektrik, su, doğalgaz, iletişim, ulaşıma sürekli zam geliyor. Zam yağmuru altında halk kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Enflasyon ve vergiler emekçileri eziyor. Yoksulluk sınırı Kasım 2023 dönemi için 45.686 TL'dir. Açlık sınırı ise 14.025 TL'dir. Mevcut asgari ücret 11.400 TL açlık sınırının altındadır. Geçerli olan asgari ücret bir kiraya bile yetmiyor. Yenisi de yetmeyecek. Bileşenler adına yapılan ortak açıklamada, asgari ücret denilen azgın sömürü politikasının ve oyunlar eşliğinde belirlenmesini kabul etmediklerini, çünkü asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu sermayenin çıkarlarını koruyup temsil ettiğini, sermaye temsilcilerinin emekçiler adına karar vermesine, emekçileri sefalete mahkum etmesine izin vermeyeceklerini dile getirdiler. Kapsama oranına sahip iki ülkeden biridir. Dördüncüsü, asgari ücretteki artış oranının diğer emek gelirlerine yansımaması, düşük toplu iş sözleşmesi kapsamı ve sendikalaşma oranları asgari ücreti ortalama ücret haline getiriyor. Türkiye'de diğer emek gelirleri artışının sınırlı kalması sonucunda asgari ücret ile diğer ücretler arasındaki makas kapanıyor ve asgari ücret civarı ücretle çalışanların oranı artıyor. Sermaye değil, halka bütçe. Sermayeye değil, halka bütçe. Kanunsuz, ücretli, kölelik düzeni. Kanunsuz, ücretli, kölelik düzeni. Çıkacak sonucu, asgari ücret oyununu sonunu zaten biliyoruz. Asgari ücretten bir beklentimiz yok, emekçilerin de bir beklentisi olmamalıdır. Sermaye ve iktidarın belirlediği asgari ücret ile geçinmek mümkün değildir. Her hanede birkaç kişi asgari ücret ile çalışmak zorunda kalıyor. Elektrik, su, doğalgaz, iletişim, ulaşıma sürekli zam geliyor. Zam yağmuru altında halk kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Enflasyon ve vergiler emekçileri eziyor, yoksulluk sınırı Kasım 2023 dönemi için 45.686 TL. Açlık sınırı ise 14.025 TL'dir. Mevcut asgari ücret 11.400 TL açlık sınırının altındadır. Geçerli olan asgari ücret bir kiraya bile yetmiyor, yenisi de yetmeyecek. Bizler adına asgari ücret denilen azgın sömürü politikasının ve oyunlar eşliğinde belirlenmesini kabul etmiyoruz. Çünkü asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu sermayenin çıkarlarını korumakta ve temsil etmektedir. Sermaye temsilcilerinin bizim adımıza karar vermesine, bizleri sefalete mahkum etmesine